Merhaba, eğer üniversite sınavı tercihleri yapıyor ve bu videoya denk geldiyseniz gerçekten çok şanslısınız. Çünkü bu videoda size sadece ama sadece gerçekleri ve aynı zamanda tercihleri yaparken aslında neye dikkat etmeniz gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu videoyu izlemeden tercihlerinizi onaylamayın. Hayatınızın çok çok önemli bir zamanını bu video sayesinde kurtarabileceksiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim ki Türkiye'de üniversite mezunu yani lisans mezunu olmak artık sanıldığı kadar eskisi kadar avantajlı değil. Ve birçok şey değişti ve gelecekte de bu değişimin devam edeceği öngörülüyor. Dolayısıyla böyle bir avantaj olmadığı için de üniversite yıllarınızı sadece belli bir bölüme gömerek veya belli bir bölüm üzerinden sadece zamanınızı harcayarak geçirmek sizin açınızdan üniversite bittikten sonra çok büyük zorlukların başlaması demektir. Şöyle ki Türkiye'de genel olarak %50'den fazlası mezun olduğu bölümle alakalı işler yapmıyor. Bunun içerisinden tıp fakültesini çıkarırsak geriye kalan tüm bölümler içerisinde %66'dan fazlası aslında mezun olduğu bölümle ilgili işler yapmıyor. Bu demek oluyor ki tıp fakültesini bitirenler muhtemelen 7 ay içerisinde en fazla iş sahibi olacaklar. Bu belki onlar için bir garanti olarak sayılabilir. Tıp fakültesini bu kriter içerisinden çıkardığımızda geriye korkunç bir rakam kalıyor. Türkiye'de üniversite okuyan kişilerin %70'inden fazlası mezun oldukları bölümle alakalı işler yapmıyor. Bu demek oluyor ki her yıl mezun olanların neredeyse %20-25'i sadece mezun oldukları bölümle ilgili işler yapıyor. Peki onlar doğru bölümleri nasıl seçiyor? İşte burada karşımıza üniversite endeksleri çıkıyor. Dolayısıyla üniversite endekslerine bakmadan, üniversite endeksleriyle ilgili bilgi sahibi olmadan tercihlerinizi onaylamayın. Çünkü sonrasında siz üzülürsünüz. Eğer mezun olduğunuz bölümle ilgili iş yapma gibi bir kaygınız varsa ve ben bu bölümü okudum, bu bölümle ilgili iş yapmak istiyorum diyorsanız işte o zaman üniversite endekslerine bakın. Bunun için de hemen Google'a girip üniversite endeksi diye yazın. Üniversite endeksi yazdığınızda ilk başta Kariyer.net'in üniversite bölümler endeksi diye bir seçenek göreceksiniz. Üniversite bölümler endeksine tıkladığınızda karşınıza gelen sayfa işte Türkiye'deki en hızlı iş bulan üniversite ve bölümlerini görebilirsiniz. Üniversite endeksleri aslında Türkiye'de işverenler tarafından en fazla tercih edilen bölümler ve üniversiteleri bize göstermektedir. Eğer siz de bu üniversite endeksi sıralamasına göre tercihinizi yaparsanız oradaki oran dahilinde iş bulma olasılığınız çok daha fazla yükselecektir. Gelin şu üniversite endeksine bir bakalım. Üniversite ve bölüm endeksine baktığımızda ilk sırada İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nin olduğunu görüyoruz. Burada ise işveren tercih endeksine baktığınızda ortalama 82.3 olduğunu görüyoruz ve bu çok yüksek bir oran. Değişim grafiğini açıp baktığımızda karşımıza işverenlerin tercih endeksinde 2020 yılında %80 civarında, 21 yılında ise %80'in üstünde %85 civarında, 2022 yılında yine %85'in üstünde, 2023 yılında ise 80 civarında olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla işverenler eğer bilgisayar mühendisliği alacaklarsa daha çok İTÜ mezunu olanları alıyor ve buradaki endeks gerçekten çok yüksek bir endekstir. Neredeyse 100 kişiden 85'i 90'a yakını iş bulabiliyor. Diğerleri ise ya kendi işlerini kuruyor ya da başka işler yapıyor. Yani buradaki endeksin çok yüksek olduğunu görebilirsiniz. İkinci sıradaki endekse baktığımızda Galatasaray Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliğinin 76.6 olduğunu görüyoruz. Ve değişim grafiğini açıp baktığımızda yıllara göre değişimini görebilirsiniz. Bunun haricinde eğer sizin merak ettiğiniz ve sizin tercih edeceğiniz bölümle ilgili işveren endeksini görmek istiyorsanız hemen yukarıdan bölümler kısmına tıklayın
ve hangi bölüm olduğunu bölüm ara kısmına yazın. Diyelim ki mimarlık okuyacaksınız ve bunun için hemen iç mimarlığa bakıyoruz. İç mimarlık, mimarlık, iç mimarlık çevre, peyzaj gibi alanları okumak istediğinizi düşünüyoruz ve bu dört alanı işaretliyoruz. Ve bu dört alanı işaretlediğimizde karşımıza bu bölümlerin endeksi geliyor. Endekse baktığımızda ilk sırada İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık bölümünün %36 gibi bir orana sahip olduğunu görüyoruz. Yani 36 tercih endeksi var. Ve burada İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mimarlık endeksine baktığımızda 2020 yılıyla 2023 arasındaki dengeyi görebiliyoruz. Ve dikkat edin, her yıl ortalaması azalan bir endeks görüyorsunuz. Yani bir önceki yıla göre azalan bir ivme etkisi sahip. Yani bundan 4 yıl sonra okulu bitirdiğinizde ise muhtemelen bu ivme daha da dar bir alana gidecek ve mezuniyetinizde iş bulmanızla ilgili alanda sorun yaşama olasılığınız yüksek görünüyor. Bir sonrakine baktığımızda ise Yıldız Teknik Üniversitesi olduğunu görüyoruz ve onun endeksinin 35.6 olduğunu görüyoruz. Endekse baktığımızda yine diğeri gibi bir düşme ivmesi olduğunu görebiliyoruz. Yani mimarlık bu alanda aslında eğer bir aile işiniz değilse veya bir bağlantınız yok ise birazcık daha ikinci planda kalması gereken bir bölüm olduğunu görebiliriz. Eğer sizler de bu endekslere bakarsanız endeksleri nasıl okuyabileceğinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Size örnek olsun diye birkaç tanesini yaptım. Ama bundan sonrasında artık siz bölüm endekslerine bakarak bölüm seçiminizi bu şekilde yapabilirsiniz. Unutmayın ki doğru bölüm seçimi çok önemli. Ancak doğru bölüm seçimi de her şey değildir. Çünkü muhtemelen birçoğunuz %66'nızdan fazlası mezun olduğunuz bölümle alakalı işler yapmayacaksınız. İşte burada çok önemli diğer bir konu çıkıyor arkadaşlar. Tercihinizi yaptığınız üniversitenin ve şehrin önemi. Eğer bölüm endeksiyle ilgili bölümleri beğenmediyseniz veya bu bölümler sizi cezbetmediyse o zaman ikinci bir veriye göre tercihlerinizi onaylatın. İkinci verimiz ise üniversitelerin seminerleri, akademik çalışmaları, öğretim görevlileri ve sosyal imkanları haricinde de kulüplerinin çalışıp çalışmadığını araştırın. İşte bu üniversite mezuniyetinden sonra da sizin hayatınızı etkileyecek bir alan. Üniversiteleri sadece okunacak yerler gibi görmeyin. Bölümlerden mezun olunacakmış gibi görmeyin. Üniversiteler tam olarak bir insanın olgunlaşması için gerekli olan verimi sizlere sağlayabilecek ortamlar olarak da düşünün. İşte bunun içindir ki kampüsü olan, iyi bir eğitimi olan, eğitim derken işte eğitmenlerin kalitesine bakın ve en önemlisi eğitmen kalitesinden sonra da sosyal imkanlarına ve sosyal kulüp etkinliklerine bakın. Hemen Google'a girin, üniversitenin daha önce yapmış olduğu sosyal projelere bakın, etkinliklere bakın, seminerlere bakın. Bunların her biri size referans olacaktır. Bunlar neden önemli? Siz mezun olduktan sonra muhtemelen mezun olduğunuz bölümle alakalı çalışmalar yapmadığınızda iş piyasasını tanımak, anlayabilmek, yeni bağlantılar kurabilmek, iletişim gücünüzü artırabilmek ve mezuniyetten sonra da işsizlik süresini kısaltmak için size muazzam destek sağlayacaktır. Unutmayın ki Türkiye'de tıp fakültesi ortalama en fazla 7 ay işsiz kalıyor. Ancak tıp fakültesi haricindeki diğer bölümlerde bu ise 2 katından fazla olabiliyor. Yani tıp fakültesi haricindeki diğer bölümler yaklaşık olarak 14 aydan daha fazla bir işsizlik süreci başlıyor. İşte bu işsizlik sürecinizde sizin üniversitede yapmış olduğunuz sosyal kulüpler, etkinlikler gibi şeyler size bir ufuk açacak. Ve o ufuk sayesinde de bölümünüzün haricinde işler yapabilecek seviyeye gelebileceksiniz. Diğer üçüncü bir tercih kriteriniz ise şehir olmalı. Şehir aslında olanaklarına bakılarak yapılır. Ama bu bütün büyük şehirlere gidilmesi gerektiği anlamına gelmez. Türkiye'de her şehrin kendine göre bir kriteri var. Ve siz de
olanaklarınız dahilinde yapmak istediğiniz iş her neyse o iş oranında şehri seçebilirsiniz. Burada size şöyle bir örnek vereyim. Eğer siz kendi işinizi kurup kendi işinizin patronu olacaksanız bu durumda seçim yapmanız gereken iller Ankara ve İstanbul illeridir. Çünkü bu iller size bu konuda muazzam destek sağlayacak ve şirketlerle işbirliği yapma olasılığınızı artıracaktır. Tabii ki bu o üniversiteye gittikten sonra hemen size işte şirketlerle işbirliği yapma gibi bir şeklinde gelmeyecek. Sizler bu illerde okuduğunuz için her fırsatta şirketleri ziyaret edecek, kendinizi tanıtacak, neler yaptıklarına bakacak, onlara yardım etmek istediğinizi, ücret almak istemediğinizi söyleyecek, yani bir deneyim kazanmanızı sağlayacak ortamlar oluşturacaktır. Böylece 4 yılınızı bitirdikten sonra bölümünüzle ilgili herhangi bir iş yapmasanız dahi CV'nize en azından bu iş yerlerinde çalıştığınızı ve bu iş yerlerinde deneyimleriniz olduğunu yazabilirsiniz. Hani o meşhur bir klasik vardır. Mezun olduktan sonra ya biz deneyimli kişiler arıyoruz, biz deneyimli kişiler arıyoruz. Yeni mezun olmuş olan bir insan nasıl deneyim sahibi olacak diye birçok kişi sitem eder. İş dünyası artık eskisi gibi değil. Yetişmiş personel istiyor. Personeli yetiştirip o personel üzerinden daha sonra para kazanmak bütün şirketlere böyle bir zamanda yük geliyor. İşte öğrenciler de böyle bir zamanda böyle şirketlerin yoğun olduğu şehirleri tercih ederek her fırsatta o şirketlere yardım etme, o şirketlere çalışma, staj yapma gibi kendi imkanlarıyla şirketlere gidip kendini tanıtarak 4 yılda muazzam deneyim kazanabilir. Böylece mezun olduktan sonra deneyimli olarak mezun olabilir, hem bölümüyle ilgili iş bulabilir, hem de işverenler tarafından daha sıklıkla tercih edilir. Siz bir işverenin yanında işe girecekseniz, o işverene size vereceği maaştan iki katından daha fazla para kazandırmaya ikna etmelisiniz ki sizi işe alsın. Kendi işinizi kuracaksanız yine bu şehirler size nasıl girişimcilik yapılacağını, nereden başlamanız gerektiğini rahatlıkla öğretebilecek şehirler olarak karşımıza çıkar. Ve bu şehirlerde okumak da zor olduğu için ister istemez iş hayatına üniversitede atılmaya başlayacaksınız. Eğer bu anlattıklarımı dikkate alırsanız emin olun hayatınızda muazzam bir tercih dönemi geçirirsiniz ve buradan birkaç gün sonra tercihler kapanacak ve hayatınızın çok ama çok önemli bir kısmı başlayacak. İşte üniversitede sadece okumak için gidenlerle üniversiteye gittikten sonra sosyalleşebilen, etkinliklere katılabilen, şirketlerin peşinde koşan, iş piyasasını anlamaya çalışan, endekse göre tercih yapan insanlar diğerlerine oranla daha fazla şanslı olduğunu göreceksiniz. Size hiç kimse bölüm endekslerini kolay kolay anlatmaz. Mezun olduktan sonra işsiz kaldığınızda ancak ya bu bölümde sanki iş yok dersiniz kendinize. Koca üniversite döneminde boş geçirdiğiniz için de işsizlik süreniz de uzar da uzar. Dolayısıyla üniversiteye gittikten sonra her şey bitmiş değil, aslında her şey yeniden başlıyor. Ama bu sizin motivasyonunuzu bozmasın arkadaşlar. Çünkü gerçekten heyecanlı, kendinizi geliştirebileceğiniz üniversiteler ve şehirleri seçtiğiniz sürece üniversiteden sonraki dönem sizin için korku dolu dönem değil, aslında neşe dolu dönem oluşacaktır. Türkiye'nin kendi içerisinde ciddi sorunları olduğunu kabul ediyorum. Ancak Türkiye'nin bu ciddi sorunlar içerisinde de ciddi fırsatlar barındırdığını da görmeniz gerekiyor. Evet, şu anki mentalite ile bu olumlu tarafı ve sosyal medyanın etkisiyle bu fırsatları göremeyebilirsiniz. Bu fırsatları görebilmek için bilgi seviyenizi ve gelişmişlik düzeyinizi artırmanız gerekiyor. İşte bunun için doğru üniversite seçimi, kampüs seçimi, şehir seçimi yapmanız önemli. Tabii ki burada hemen gidip de işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirleri seçmeye de kalkmayın. Anadolu'nun diğer coğrafyasında gerçekten çok güzel kampüsü olan, sosyal etkinlikleri yapan, kulüpleri çalıştıran nice okul var. Ve bu okullar gerçekten çok büyük imkanlar sunuyor.
İşte bu imkanları eğer değerlendirebilirseniz, kampüsü olan ve gelişime sizi sürükleyebilecek her üniversite size katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla tercihlerinizi doğru bir şekilde yapabilmek için bütünsel bakış açınızı geliştirmeniz gerekiyor. Ve sizlerden ricam, kendinizi geliştirebileceğiniz şekilde tercihlerinizi yapın. Bölüm belki önemli olmayabilir ama kendinizi geliştirmeniz en önemli mesele olarak karşımıza çıkar. Ve biz bu kanalda nasıl bir yol haritası çizeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Umarım sizin için verimli ve güzel bir tercih dönemi geçer. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, şimdilik mutlulukla, güzellikle ve sağlıkla kalın.